Benim. Harry Potter film efektiyle duvarı aşıyor. Gerçekte mümkün değil. Ama atom altı dünyada, kuantum aleminde bu mümkün. Güneşin ve yıldızların parıldamasının sırrı bu özellikte. Bunlar drone, pille çalışıyor. Pillerin gücü drone'un 15 dakika havada kalmasına yetiyor. Bunlar ise yıldız, hep gökyüzündeler. Pilleri milyonlarca yıldır yetiyor. Güneşin ve yıldızların nasıl enerji ürettiği geçen yüzyılın başında çözüldü. 1929'da Fritz Habermas ve Robert Atkinson isimli bilim insanları Güneş'in gizemini çözdü. Habermas için şu anekdot anlatılır. 1929 yılına gidiyoruz. Kusursuz berraklıkta bir gece. Genç fizikçi Habermas kız arkadaşına kendini tanıtırken şunu söyler. Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben yeryüzünde yıldızların tam olarak nasıl parıldadığını bilen tek kişiyim. Yaptıkları keşif olağanüstü bir şeydi. Güneşin ve yıldızların füzyonla ışıldadığını, parıldadığını keşfetmişlerdi. Güneş ve yıldızların çekirdeğinde dev nükleer santraller vardı. Ama anlamak kolay değildi. Harry Potter duvardan geçebiliyor. Gerçek dünyada mümkün olmayan bu şey atom altı dünyada gerçekleşebiliyor. Newton fiziğindeki kurallar atom altı dünyada geçerli değil. Normal şartlarda şu kutunun içindeki küre ne olursa olsun şu kutunun duvarlarını delip dışarı çıkmaz. Fakat atom altı dünyada parçacıklar hem parçacık hem de dalga özelliği taşıyabiliyor. Bir bakıyorum küre kutunun içinde, bir bakıyorum dışında. Füzyon enerjisi için bu geçişin olması lazım. Protonların duvarı aşması lazım. Ama protonlar pozitif yük taşıdığı için birbirini iter. Mıknatısların itme ve çekme kuvvetleri birbirine eşittir. Şu çekme ile bu itme kuvveti birbirine eşit. Aynı kutuplar protonda olduğu gibi birbirini iter. Bunun itme kuvvetini bulmak için 100 gram ekledim. Düşmedi. Evet, 50 gram daha ekleyince düşüyor. O minnacık protonların birbirini itme gücü 23 kilogram. Yani bunun 153 katı. İtme kuvveti 7 yaşında bir çocuğun ağırlığı kadar. O minicik parçacıklar dev bir güçle itişirler. Protonlar bir araya gelemeyince füzyon gerçekleşmez. O zaman ne olacak? Füzyon bir araya gelemeyen protonların dördünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bir proton saniyede 200 milyon defa bir başka protonla çarpışır. Daha doğrusu birbirini iter. Bir protonun bir başka protonla bir araya gelme olasılığı 10 üzeri 28'de 1. Bu kadar protondan sadece biri. 10 üzeri 28 protondan yalnızca biri bunu başarabilir. İşte bu bir araya gelişi kuantum tünelleme deniyor. Normalde arada Coulomb enerji bariyeri var. Aşılamaz. Ama aşıldığını görüyoruz. Diyelim ki bu tok mukavvadan çıkmaz. Ama çıktı. O zaman bu mucizevi olaya bir isim buluyorum. Ne diyebilirim? Kırmızı karton tünelleme olayı diyebilirim. Bilimin yaptığı gözlemleyip isim bulmak. Bilim insanlarına göre 10 üzeri 28'de bir olasılığın gerçekleşmesi aynı insana en büyük piyango çıkması gibi bir şey. Hem de 3 defa art arda. Bu kadar sıfırlı bir ihtimal. Ama bu olasılık gerçekleşiyor. Daha zoru ne? Daha zoru bir kere olmuyor. Güneşin düzenli ışık vermesi için bu mucizevi olayın her saniye 10 üzeri 38 defa gerçekleşmesi gerekiyor. Örneğin 10 üzeri 38 değil de 10 üzeri 37 defa gerçekleşmesi güneşin verdiği ısı ve ışık yarıya düşer. Her saniye 10 üzeri 24 defa gerçekleşmesi şu anki ışığın %1'i kadar ışığa sahip olur. O nedenle bir saniyede bu kadar sayıda füzyon olayı gerçekleşmesi lazım. Bu kadar sıfırlı bir ihtimal, bir saniyede bu kadar sıfırlı rakam kadar gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, bu kadar düşük olasılıklı olay bu kadar sayıda gerçekleşiyor. Güneşin çekirdeğinde 10 üzeri 56 tane proton var. Hidrojen yani. Elektronları sıcaktan ayrıldığı için sadece proton var. Bu sebeple de daha milyonlarca yıl enerji vermeye yetecek kadar ham madde yani hidrojen güneşte var. Şöyle bir kürenin benzinle dolu olduğunu düşünün. İçinde patlamalar olsun ama sadece bazıları ateşlensin. Hepsi birden patlamasın. Bu benzin tankında durmaksızın kontrollü patlamalar oluşsun. Mümkün mü? Araba sürüyorsunuz, benzin depodan çıkıyor, yakıt pompası, yakıt filtresi, enjektörler, buji
Nihayet yanma odasına varıyor. Motorun düzenli çalışmasının şartı kontrollü bir yakıt akışı. Akışta aksama olsa motor öksürür veya durur. Güneşin merkezinde her an olağanüstü olaylar gerçekleşiyor. Protonlar anlaşıp sıraya girmişçesine sırasıyla düzenli bir şekilde füzyona giriyor. Güneşin çekirdeğinde 250 milyar atmosferlik basınç, 15 milyon derece sıcaklık var. Kaos gibi görünen olasılıklar okyanusu var. Fakat her saniye belirli miktarda proton için belli sayıda kuantum tüneli açılıyor. Bugün az, yarın çok olmuyor. Elimde bir zar var. Bu zarın istediğim kenarının üste gelmesini istiyorum. Mesela 3 gelmesini istiyorum. 1/6 olasılıkla 3 gelebilir. Atıyorum. 6 geldi. Atıyorum, 2 geldi. Nihayet 3 geldi. Elimde bir zar var. Atıyorum ama her attığımda 3 geliyor. Ne kadar atarsam 3 geliyor. Güneşin çekirdeğinde benzer bir olay var. Şöyle düşünelim. 10 üzeri 59 tane zar var. Ve zarlar 6 kenarlı değil. 10 üzeri 28 kenarlı. Her saniye bu kadar zardan 10 üzeri 38'i füzyona girsin. Ya her bir protonun bilinç sahibi olduğunu, aralarında anlaşıp sırayla füzyona girdiklerini düşüneceğiz? Veya gücü her şeye yeten bir kudretin idaresi altında tüm protonların düzenli bir şekilde füzyona girdiklerini kabul edeceğiz? Sırası gelip kuantum tünelinden geçen protonların birer tanesi nötrona dönüşüyor. Bu olaya beta decay deniyor. Bu değişim bir elmanın portakala dönüşmesi gibi bir şey ama isim takınca basitleşiyor. Bu dönüşümden iki yan ürün ortaya çıkıyor. Pozitron ve nötrino. Pozitronlar serbest dolaşan elektronlarla çarpışıyor. Ortaya gamma ışını çıkıyor. Ana enerji parçacığı gamma. Nötron sayısı farklılaşınca bu atomun izotopu oluşmuş oluyor. Bir proton daha aldığında bir helyum izotopu oluşuyor. Bu bir benzeriyle birleşince ortaya berilyum izotopu çıkıyor. İki proton daha alınca da helyum oluşuyor. Her atomda enerji açığa çıkıyor. Peki füzyonun enerjisi nereden ortaya çıkıyor? Hidrojenlerin atom ağırlığı 4.032, helyumun ağırlığı ise 4.0026. Fark ne kadar? 0.0294. İşte bu kadar madde tarihe karışmış. %0.7 enerji olmuş. Üretilen gama ışınları güneşin merkezinden uzun bir yolculuğa çıkar. İnanılmaz bir yoğunluk var. Gama ışınları çarpışa çarpışa yüzeye yükselir. Bu yolculuk en az 100 bin yıl sürer. Güneşin yüzeyinden bize ulaşması ise 8 dakika alır. Dolayısıyla yüzümüze temas eden güneş ışınları en az 100 bin yaşında ve artı 8 dakika. Bu bir plazma küre. Neon gazıyla dolu. Işıkları kapatırsam daha iyi görünür. Ve ortasındaki Tesla bobini yüksek alternatif akım oluşturarak elektronları çekirdekten ayırıyor. Plazma şu an elektronlarla dolu ve bunlar ışığı naklediyor. Güneşin çekirdeğindeki plazmanın yapı olarak bundan farkı yok. Fakat şöyle düşünün. Bu kürenin 1 milyon tanesini toplayayım. Tüm içindeki gazları bunun içine sıkıştırayım. O bile onun yanında çok küçük kalıyor. İşte güneşin içi böyle yoğun bir ortam. Güneşin çekirdeğinden sonra 300 bin kilometre kalınlığında radyasyon bölgesi var. Sonra 200 bin kilometre kalınlığında convection zone gelir. Convection bölgesi. Bu bölgede termostatik bir denge vardır. Şöyle bir şey. Su kaynıyor. Burada olan hareketin sebebi ne? Dibe, yani ateşe yakın kısımlar daha fazla ısınır. Isınan kısım baloncuk halinde yükselir. O yükselince onun yerine daha az ısıya sahip su gelir. Diyelim ki buralarda su 80 derece ama baloncukta 100 derece. Isınan yükseliyor. Boşalan yere 80 derecelik kısım gelir. Bu böyle değişir durur. Devri daim olur. Kaynayan suyu düdüklü tencere gibi kapatsam patlar. Akıl almaz basınçlarda iç içe geçmiş düdüklü tencereler var. Ve bunlar asla güneşi yok edecek bir tehlikeye dönüşmüyor. İnanılmaz bir denge var. Füzyon reaksiyonları ile yerçekim kuvvetleri arasındaki denge çok hassas ve sürekli ayarlama gerektirir. Evinizde kombinizin yanmasını termostatla kontrol edersiniz. Belli bir dereceyi ayarlarsınız. Güneşin içi kaynar ama görünmez dev bir termostat dengeyi sağlar. Patlama olmaz. Güneşin merkezinde düzen değil de kaos olsaydı, her saniye farklı sayıda, her gün farklı ölçüde füzyon oluşurdu. İngiliz astronom Sir James Jean o tarihlerde bu hassasiyetten çok etkilenir. Bunu şu sözüyle ifade eder. Tanrı tam bir matematikçi.
Bu ateş denizinde bile evrenin tamamına hakim olan düzen ve ölçü geçerlidir. Teorik fizikçi ve kozmolog George Ellis ise gördüklerini mucize sözcüğüyle tanımlar. Kanunlarda bu karmaşıklığı mümkün kılacak büyüleyici bir ayar var. Başarılan karmaşıklığı idrak etmede ontolojik anlamına bakmaksızın mucize kelimesini kullanmamak çok zordur. Peki 150 milyon kilometre uzaktan Güneş'in içinde olanları nasıl biliyoruz? Gizemli bir parçacık sayesinde. Nötrinolar. Bu parçacık füzyon sırasında ortaya çıkıyor. Nötrinolar hiçbir şeyle etkileşime girmez ve Güneş'ten engelsiz bir şekilde ayrılır. Tam bir haberci parçacıktır. Güneş'in ve yıldızların işleyişi hakkında bilgi kaynağımızdır. Yeryüzüne her saniye katrilyonlarca nötrino ulaşır. Bize ve dünyaya takılmadan geçip giderler. Bilim insanları nötrinoları inceleyerek Güneş'in nasıl enerji ürettiğini çözdü. Ne olduğunu çözen bilim insanları 3 ayrı Nobel ödülü kazandı. Nötrinolara Güneş'in nasıl çalıştığını öğrenip ilham almamız için yaratılmış bir parçacık da diyebiliriz. Bilim insanları 50-60 yıldır dünyanın pek çok laboratuvarında Güneş'in çekirdeğindeki nükleer santrali kopya etmeye çalışıyor. Birebir kopya etmek mümkün değil. Benzer bir yöntem üzerinde çalışıyorlar. 35 ülke 2010 yılında bir araya geldi. ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Japonya, Hindistan, Çin ve Rusya, 60 futbol sahası büyüklüğünde bir arazide dev bir araştırma laboratuvarı inşa ediyorlar. Ayrılan bütçe 65 milyar dolar. Bittiğinde dünyanın en büyük füzyon reaktörü olacak. Adı Tokamak. 2025'te bitmesi planlanıyor. Bu devasa makineye dünyanın en büyük puzzle'ı diyorlar. Bittiğinde tam 1 milyon bileşen ve 10 milyon parçadan oluşmuş olacak. 23 bin tonluk dev bir makine. 100 bin kilometrelik süper iletken tellerle çevrili. Başarı sağlanırsa Güneş minik bir ölçüde kopya edilmiş olacak. Bu kaşıkta içme suyu var, 5 mililitre kadar. 2 x 10 üzeri 25 tane hidrojen atomu içeriyor. Bu kaşıkta tam 2 x 10 üzeri 25 tane pil var desem yanlış olmaz. Bunun tamamı füzyon enerjisine dönüştürülebilse, bu pillerle 100 bin nüfuslu bir şehrin bir günlük enerjisi sağlanabilir. Bakalım Tokamak 2025'te başarılı olabilecek mi?